Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere temel anlam konusunu anlatacağım. Fakat bu dersi size anlatmadan önce bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi temel anlam çok basit bir konu. O yüzden bu dersimiz çok kısa olacak arkadaşlar. Belki 3 dakikalık video bile olmayacak. O yüzden bazı açıklamalarda bulunmak istedim. Bu açıklamaların birincisi, bildiğiniz gibi çizgi filmler yapıyorum ben, roman özetlerini. Ve ses kalitesinde bazı problemler var. Ve arkadaşlar, bunu siz yorumlarda belirtiyorsunuz, haklısınız. Ses kalitesi oldukça kötü. Çünkü ben kulaklık mikrofonu kullanıyorum. O yüzden ses kalitesi yeterli düzeyde değil, ben de farkındayım. Artı bütün karakterlerin seslendirmesi bana ait. O yüzden teke düzeliği kırmak için her karaktere farklı bir ses tonu vermeye çalışıyorum, program yardımıyla olmadan, kendi çabamla. Benim de böyle bir yeteneğim yok aslında ama bunu kendi gücüm yettiğince yapmaya çalışıyorum. Ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum ama yorumlar genelde olumlu yönde. O yüzden roman özetlerine devam edeceğiz. Onun yanında bu şekilde Türkçe dil bilgisi slaytlarını sizlere böyle anlatarak bir katkı sağlamak istedim. Umarım videolar izlenir. O doğrultuda ben de diğer slaytları sizlere anlatırım. Şimdi dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugünkü dersimiz temel anlam. Slaytımı ilerletiyorum. Temel anlamın tanımı verilmiş arkadaşlar. Sözcüğün bir varlığı veya kavramı karşılamak üzere kazandığı ilk anlamdır demişiz. Örneğimize bakalım. Ahmet kolu kırılınca okula gelmedi. Bu cümlede kolu sözcüğü, daha doğrusu kol sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır. Çünkü kol denildiği zaman aklımıza gelen ilk şey insan uzvu olan organdır. O yüzden bu cümlede kol sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır. Açıklamada zaten belirttik. Burayı geçiyorum ve burada bir uyarı karşımıza çıkıyor. Yan ve mecaz anlamı ise ancak cümle içinde belirlenebilir demişiz. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Yan anlam, mecaz anlam, terim anlam bunlar oldukça kolay konular. O yüzden bu derslerimiz kısa olacak. Fazla uzatmak istemedim. Örnekler tabii ki çeşitlendirilebilir. Fakat daha zor derslerimiz, anlatım bozukluğu, noktalama işaretleri bunların üzerinde tabii ki daha çok duracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı kandiller.